sıkıntılar yaratabiliyor. I wish for you who are here today that you will stay in your positions and with the project and be engaged in our work. Emin sonuna kadar bizimle birlikte kalırlar. The provincial team serves as the local core. Eğitimlerin organize edilmesi konusunda awareness raising conference and other awareness raising events. Duyarlılık yaratma çalışmalarında formulation and implementation of provincial action plans. Kızların eğitiminin artırılması için illerde yapacağımız il eylem programlarının oluşturulmasında and project monitoring. Ve projemizin izlenmesi konusunda birlikte çalışmalar yapacağız. It is not little we ask of you. Aslında sizden istediğimiz biliyorum çok az değil. The main purpose of our project is to increase enrollment of students, especially girls, into schools. Bizim projemizin asıl amacı okullaşma oranlarının artırılması, özellikle de kız çocukların okullaşma oranlarının artırılmasıdır bildiğiniz gibi. This sounds detached or unfeeling maybe, something that we measure in numbers and statistical terms. Yani proje amaçlarını böyle koyduğumuzda biraz size soğuk gelebilir böyle bir amaç koymak. Çok sıcak bir cümle olarak gelmeyebilir. But do not mistake this aim. Ama bunun arkasındaki duyguları hatırlayalım. Behind every number, every student, every girl we can bring to school is a story. Bu rakamların arkasında her bir öğrenci, her bir kız çocuğu ve bir hayat hikayesi vardır her bir rakamın arkasında. A life to be lived, I hope to. Aslında yaşanan bir hayat var. Daha umutlara açılmayı, daha mutlu olmayı isteyen bir yaşam var. And yes, the country need an educated workforce. Var her rakamın arkasında. I just want to remind us all of the deeper meaning of why we are here. Hepimize tekrar anımsatmak istiyorum burada niçin olduğumuzu ve söylemek istediğim de bu her rakamın arkasında. Teşekkür ederim. Evet, günaydın diyorum. Herkese hoş geldiniz diyorum. Tuğba Hanım heyecanlı ve gözü yaşlı. Öncelikle ona iltifatlar için teşekkür ederek başlamak istiyorum. Allah heyecanını da daim etsin. Heyecan kötü bir şey değil. Peter'ı da tebrik ediyorum. Önemli vurgular yaptı. Eğitimcinin elindeki rakamların her biri hayat demek. Çok önemli bir şey söyledi. Eğer kız çocuklarının okullaştırılmasını %1 artırdığında şu kadar çocuğun hayata kazandırılması anlamına geliyor. Buradaki rakamlar dolayısıyla daha anlamlı, daha önemli. Her bir rakam bir hayat demek, bir hikaye demek, bu ülkenin, ailelerin geleceği demek. Buradan örnek vermem gerekirse, Türkiye'de kırsal nüfus artık %23. Bu Şanlıurfa'da %45 oranında. Yani aşağı yukarı nüfusumuzun yarısı hala altyapı eksikliklerimizin olduğu köylerde yaşıyor. 1150 köyümüz, 1500 civarında da bağlısıyla yaklaşık 3000 yerleşim yerinde birleşik sınıflarda tarlada çalışan, aile ekonomisine katkı sağlamaya çalışan çocuklar muhatabımız. Yaz ayları tarlaya götürülen çocuklar muhatabımız. Ve bu Şanlıurfa'da 668 bin okul çağında çocuğumuz var. Çok önemli bir rakam, çok ciddi bir rakam ve nereden geldiğini bilmediğim bu ülkenin bir insanı olarak anlamadığım bir kötü geleneği yıkmaya çalışıyoruz ki yıktık diyebiliriz. Oku emriyle başlayan bir kültürün temsilcisi olmamıza karşın çocuklarımızı ve kız çocuklarımızı özellikle okula göndermemeyi benimsemiş bir toplumun üyeleriyiz. Son dönemde yoğun çabalarımızla çok şükür mantalite olarak, düşünce olarak şu çocukların, özellikle kız çocuklarının okula gönderilme fikrini yıkmış bulunuyoruz. Büyük ölçüde yıkmış bulunuyoruz. Bu önemli bir aşama. Ama karşılığında yapmışız.
Ama nitelik, nicelik bakımından daha yapacağımız çok konu ayakları gitmiyor. O zaman olmazmış. Bu sene bu ilde oldu. Şurada Viranşehir yolunda ana yol üzerinde bir köye bir öğretmen kızımızı vermişiz. Muhtar olduğu üzere beni arattı, çağırdı. Pırıl pırıl bir hanım kardeşimiz, sizler gibi birisi. Diyor ki ben TOKİ'de ev tuttum diyor. Şimdi mazeret o, Bilecik yolunda. İki doktora yapacağım veya master yapacağım. Ben Suratlı merkeze al, ben oraya gitmem. Ya kızım, bak bu devlet seni okutmuş, daha yaşın genç. Elbette ben senin master yapmanı isterim, doktora yapmanı isterim. Kendinizi geliştirin, yabancı dilinizi geliştirin, bilgisayarınızı geliştirin. Bunlar ben hep arkasındayım. Yarın daha iyi, başka pozisyonlarda, daha önemli görevlerde olmanız lazım. Ama sana nasip olmuş, bunu böyle düşüneceksin. Meslek hayatının baharında bizim hassas bir köyümüze kara ulaşımı asfalt olan, muhtar vasıta bulunan 35-40 dakikalık, eğer orada oturmazsan ki orada da oturabilir, bir yerdesin. Ben olsam 2 yıl dedim ötelerim master'ımı, doktoramı, o köyün rengini bir değiştirdim. O köyün bir renk, bu doktoradan da, profesörlükten de, bilmem neden de insan olarak daha önemli.